Bursalar TV ekranlarından ve Balkan Masası'ndan herkese selamlar, sevgiler. Günlerden 23 Ekim, Çarşamba günümüzde ve saatimizdeyiz. Ben Sevinç Çelebi, yönetmenim Faik Emre Dağlı ile birlikte yine güzel bir 50 dakika geçirmeyi ümit ediyoruz. Bugün daha önce de ağırladığım konuklarım tekrar stüdyoda çünkü kendilerini siz birçoğu yani en azından emeklilik için yanıp tutuşan kişiler zaten kendilerini artık tanıyorlar çünkü üçüncü kez misafirimiz oluyorlar burada. Pazar günü 27 Ekim'de İstanbul'da büyük bir miting düzenleyecekleri için görüşlerini almak istedik biz. Ama öncelikle elbette ki bir hoş geldin diyeyim kendilerine ben. Hoş geldiniz Orçun Bey, hoş geldiniz Saniye Hanım. Hoş bulduk. Tekrar sizi görmek güzel burada. Mücadeleye devam ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Orçun Barbaros, EMADER Derneği Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Sorumlusu. Saniye Kocan da yine EMADER Derneği'nin Basın Sözcüsü Başkan Yardımcısı. Basın Sözcüsü. Güzel böyle kadın görmek karşında. Genelde hep erkekleri ağırlıyorum burada. Çok sağ olun. Bu da kadınların daha göz önünde ve ön planda olması gerektiğini bir kez daha göstermiş oluyor. Ben aslında ben mutluluk duydum. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Heyecanlısınız. Evet, evet. Biraz. Aslında bugün bambaşka bir programlar vardı kafamda ama Orçun Bey beni sağ olsun sıkıştıra sıkıştıra mitingimiz var. Hadi gelmek istiyorum. Anlatmak istediklerimiz var dedi. Elbette ki biz de gündeme göre, gündemin aciliyetine göre yoksa her zaman başımızla beraber burada yerleri vardır. Onu söylemiş bulunayım. Evet. Orçun Bey. Dediğim gibi zaten sizin çevreniz sizi fazlasıyla iyi tanıyor. Ama küçücük de olsa tanımayanlar için veya sizi ilk defa izleyecekleri kendinizi tanıtırsanız sevinirim. Kısaca. Öncelikle merhaba. Ekran başında bizleri izleyen arkadaşlara da merhabalar. Biz Emeklilikte Adalet Derneği Bursa temsilcisi olarak bugün arkadaşlarımı temsil ediyoruz. Şu an ekranları başında izleyen üyelerimize ve Genel Başkanımız Mihrimah Uğurlu'ya selamlarımızı iletiyoruz. Bizler Emeklilikte Adalet Derneği olarak Bursa'da adaletsizliğin tanımını yapıyoruz. Yani bunun bu sayede de siz Bursa Haber olarak gerek gazetede gerek canlı yayınlarında bizleri alarak Bursa'da yerel basında bizim tanımamızda önemli rol oynadınız. Öncelikle arkadaşlarım ve yönetim kurulum adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. Şimdi siz kendinizi tanıttıktan sonra sadece bir Saniye Hanım'a da söz vermek istiyorum ona göre. Onun akabinde Orçun Barbaros. Zaten bilenler biliyor. Biz Emeklilikte Adalet Derneği'nde ben yıllar önce partilerde, gençlik kollarında, ilçe yönetiminde, il yönetiminde görev almış biri olarak Bursa Şube Başkanımız Sayın Gürkan Şimşek'le birlikte buluşarak bu Mihrimah Uğurlu önderliğinde EYT'den doğan mağduriyeti Bursalı vatandaşlarımıza anlatmak adına derneğimize yönetim kuruluna alındım ve orada yaklaşık 2 seneden beri mücadele veriyoruz. Evliyim, bir çocuğum var. Özel bir firmada çalışıyorum. Aynı zamanda da Türk Metal Sendikası üyesiyim. Bu kadar. Saniye Hanım, kısaca sizi de bir tanıtalım izleyenlerimize. Saniye Koçan, 76 doğumluyum, evliyim, 2 çocuk annesiyim. 2023'ten beri EMADER Bursa İl Temsilciliği'nde gönüllü olaraktan bu davanın peşinde koşturuyorum. Şimdi EMADER açılımını bir yaparsanız siz açılımını yapın ve ne amaçla kuruldu, ne zaman kuruldu tekrar bir hatırlatalım. Kurulduğunuz dönemden bu yana nasıl bir yol alındı ya da neler yaptınız? Nerelere kadar vardınız? Evet. Şimdi neler yapacaksınız? Önünüzde bir miting var. O mitingde neler yapacaksınız? Emeklilikte Adalet Derneği, önce açıklamasını yapayım, EMADER yani. 9 Eylül 1999 sonrası işe başlayan çalışanlarız biz. Kimi zaman sigortası çalışan arkadaşlar, kimi zaman kamuda çalışan, askeri personel olarak çalışan, staj yapan çalışanlarız. 9 Eylül 1999 sonrası işe giren arkadaşlar bir günde, bir ayla 17 yıl, kadınlarda 20, erkeklerde 17 yıl daha fazla çalışma anlamına geliyor. Biz de bu adaletsizliği anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu için yaklaşık 2 yıldır Mihrimah Uğurlu önderliğinde 81 ilde örgütlenerek sürdürüyoruz. Bursa'daki çalışmalarımız yaklaşık 2 yıl önce başladı dediğim gibi.
Bursa'da sağlık iş anında, set başında, sağlık iş anında bir ofisimiz var. Hepimiz gönüllü olarak çalışıyoruz. Saniye Hanım dediği gibi. Çalışma hafta içi genelde kapalı oluyor ofisimiz ama hafta sonu genelde oradayız. Ailelerimizden feragat ederek oralardayız. Stat ve broşür çalışmalarımız oluyor. Üyelik yapıyoruz. Anlatıyoruz. Emeklilik Adalet Derneği kimdir, nedir? Bunu anlatıyoruz. Bizim gibi mağdur olan arkadaşlarımızı derneğimizi üye yaparak bu dernek, şunu da söyleyeyim, dernek üyeliğimiz 360 TL'ydi. Bu dernek üyelikleri masraflarını karşılamak adına. Fakat biz yılbaşına kadar üst yönetimimiz bir karar aldı, 100 TL'ye indirdik. Yeter ki mağduriyeti, ekonomik sıkıntı olduğu için ülkemizde, yeter ki mağduriyette herkes birlik olsun ve üyelerimiz artsın anlamında yılbaşına kadar, bu yılın sonuna kadar üyeliklerimiz 100 lira olarak devam edecek. Bursa'da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Dediğiniz gibi mitinglerimiz var. Daha önce miting yaptık. İstanbul, Ankara ve tekrar İstanbul. 4 miting yaptık toplamda. İlk mitingimize 8500 kişi katıldı. Daha sonraki mitingimize 15.000 kişi katıldı. Yine bizleri canlı yayına aldınız. Bu mitingi buradan haber vermek için zaten buradayız. Yaklaşık 30.000'in üzerinde insan bekliyoruz. Yine İstanbul Kartal'da 27 Ekim saat 2'de tüm Emadler ailesini, mağdur olan bütün vatandaşlarımızı İstanbul Kartal'a bekliyoruz. İnşallah güzel geçecektir. Şimdi mağduriyet cümlesini, kelimesini, daha doğrusu mağduriyet kelimesini bana açar mısınız? Neleri tabii barındırıyor gibi içinde? Lütfen Saniye. Mesela 8 Eylül 99 mağdur diyoruz. 8 Eylül 99'dan önce sigortalı olanlar emeklilik hakkını kazandı. 3 Mart 2023'te çıkan kanunla. Ama 9 Eylül 99'dan sonra sigortaya girenler 17-20 yıl daha çalışmaya mahkum edildi. Artı 9 Eylül 99'dan sonra sigortaya girenlerin 9 Eylül 99'dan önce sigortaya girenlerden çok daha fazla prim günlerine sahipler. Ben kendimden örnek vereyim. 2000 Mart ayı girişliyim. Şu anda 8500 iş gününe sahibim. Benden daha önce, 9 Eylül'den önce işe girdi diye 5975 günle emekli oldu. Mesela EYT'liler. Mağduriyet 17-20 yıl. Bir gün değil, bir ay değil, bir yıl değil. 17-20 yıl çok büyük bir mağduriyet. Bir günle kaçırılan. Bir günle. Hatta bile şöyle, demiştiniz değil mi daha önce? Evet. Hatta şöyle bir durumumuz var Sevinç Hanım. Gündüz vardiyasında işe başlayan arkadaşımız SGK'sı o gün yapıldı diye 8 Eylül 99'da sigortalı oluyor. 4-12'de işe başlayan arkadaşımız SGK'sı ertesi gün yapıldı diye 17 gün daha çalışmaya mahkum ediliyor. Yani bir gün bile değil, 8 saat. Sadece 8 saat sonra sigortası yapıldı diye. Çok büyük bir mağduriyet. Dediğim gibi bir gün, bir ay, bir yıl değil. 17-20 yıl. Peki talepleriniz neler şimdi Orçun Bey, Saniye Hanım? Yani tam olarak istediğiniz ne? Kademeli emeklilikten bahsediyoruz. Tam olarak istediğimiz kademeli emeklilik. Bizler EYT ile... Hepsini konuşalım evet, istiyorum ki. Amacımız EYT koşullarında emekli olmak değil. Ya da EYT'liler emekli oldu diye biz onları kıskanıyoruz diye böyle bir dernek kurulmadı açıkçası. Bizler EYT'den doğan, o gece Cumhurbaşkanımız açıkladıktan sonra doğan mağduriyet. Yani az önce Saniye Hanım'ın dediği gibi bir güne, ya hatta saatler, yani bir güne yetmedi diye 17 yıl daha fazla çalışma. Biz bunu itiraz ediyoruz. Bu adaletsizliğe, yani anayasanın eşitlik maddesine aykırı olduğu için anayasada yazıyor 2 yıldan fazla olamaz diyor. 17 yıl, 20 yıl demek. Yani şöyle bir hesap yaptığımızda bugün bir 12.500 lira asgari ücret, birisi emekli olsun diğeri olmasın. Ya 17 yılda neredeyse bir ev parası biriktirilir. Yani biz sağ olsun siyasetçilerimizden de çok destek görüyoruz. Sağ olsunlar. Yani Bursa'da siyasetçilerimiz bizlere destek veriyor. Siz de gibi basında da sağ olsunlar yer veriyorlar. Derneğimizi 2 yılda çok güzel yerlere getirdik. İnşallah bakalım daha iyi olacak. Şimdi bugün benim gazetede de her gün çıkan bir köşem var biliyorsunuz. Orada sizin EMADER Bursa İl Temsilcisi Gürkan Şimşek Başkanınız açıklama yapmıştı ve hatta şu an şeye de bakıyorum, tam gazetede başlığı da şu şekilde attırmış bize: alın terimizin hakkını istiyoruz, mezarda emekli olmak istemiyoruz demiş. Evet. Şimdi bunlar ciddi mevzular ama ben hazır okumaya geçmişken
sadece bir bakayım. Hı-hı. Yorumlar var çünkü. Tufan Kaya'ya mader her yerde demiş. Orçun kardeşim ve Saniye ablama teşekkürler. Gürkan Şimşek, şimdi bahsettik zaten başkanımızdan. Başkanım. Selamlar başkan. Kadime Haktır, herkesi bekliyoruz. 27 Ekim'de Kartal'dayız demiş Tufan Bey. Ömer Temur, adalet herkese lazım olur. Gürkan Şimşek, tüm mağdurları bekliyoruz. Evet. Bazen böyle kopabiliyor, kusura bakmayın. Ülkemizin kanayan yarası bir numaralı gündemi kademeli emeklilik şarttır ve haktır. Kardeşimiz, kaderimiz kademesiz olmamalıydı. Ülkemizin refahı için kademeli emeklilik şarttır ve haktır. Kademesi olma, biraz karışık yazınca kusura bakmayın, ne olur Hatip Bey. Bursa İl Yönetimi olarak 27 Ekim Kartal'da adalet için toplanıyoruz demiş. Koca elinden Bursa'ya selam olsun. Kademe adil olandır. Adalet bekliyoruz. İyi yayınlar Sevinç Hanım gibi devam etmişler. Teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. Şimdi tabloyla ilgili tam ben... madde, anayasa maddelerini isterseniz sıralayın. Ben olur. Ya da sizin belirtmek istediklerinizi. Çünkü şimdi siz mücadele ettiğiniz için, evet, ben sorularımla bazen sizi yönlendirmeye çalışırken yanıltmıştım. Tabloyla konudan da uzaklaştırmış birkaç olmayayım. Birkaç şey söylemek istiyorum Sevinç Hanım, eğer vaktimiz varsa. Elbette ki. Mesela biz EYT yasası gibi 4,5 milyon kişi birden emekli olsun gibi bir talebimiz yok. Hı hı. Bizim devlete söyledikleri gibi maliyet açısından da bir yükümüz yok. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi çok fazla prim günlerine sahip olduğumuz için biz zaten maaşlarımızı peşinen ödedik. Bizim tablomuzda belirtilen 2000, 2001, 2002 yıllarında mesela 43 yaş, 45 yaş erkeklerde 2 yaş aralığıyla ilk sene 60 bin. Mesela 2003 girişliler 300 bin, 2004 girişliler... Bu arada tabloda verildi zaten yani ekrana. 330 bin gibi. Bizim her yıl belirli sayıda kişilerimiz emekli olacak. Biz birden bize şu anda bu yasa çıksın, bizi hemen emekli etsinler, bizim bütün mağdurlarımız emekli olsun demiyoruz zaten. Bizim o kadar güzel bir tablomuz var ki, yani her yıl 78 binden 79 binden başlayarak 300 bin, 350 bin kişi olarak artıyor. Hı hı. Yani bu devlete bir yük değil. Artı az önce bahsettiğiniz maddelere gelirsek, anayasanın ikinci maddesi der ki, Türkiye Cumhuriyeti toplumunun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 7438 sayılı yasa çalışma hayatında huzuru bozdu. Çalışma hayatında birliği bozdu. Dayanışma, adalet anlayış içinde insan haklarına saygı diyor ya, ben şu anda 48 yaşındayım, yanımda 43 yaşında emekli olmuş, 2 yıldır maaş alan bir erkek iş arkadaşımla beraber çalışıyorum. Ve ben 10 yıl daha çalışacağım. Yani burada bu insan haklarına saygı nerede? Zaten şimdi burada da az önce de zaman zaman kayıyor şimdi canlı yayındayız. Hı hı. Kusura bakmayın, kopukluklar yaşanabiliyor o yüzden. Ömer Timur demiş ki, bir yıla 17 yıldır nedir Allah aşkına, sizde vicdan Allah korkusu yok mu? Kademe şart demiş. Gürkan Bey demiş ki, haydi bir gün için 17 yıl geç emeklilik adil değil. Kademe gelecek, yüzler gülecek, dava arkadaşlarımızı selamlar demiş. Ömer Timur, kul hakkı vardır, duymazdan gelmeyin demiş. Bizler ne suç işledik ki bizi 17 yıl bizlere ceza kesildi? Ülkemiz için barış bozuldu, gelir dağılımı bozuldu, kademeli emeklilik şarttır. Adı AK Parti ama nerede adaletsizlik? Var oradalar, bir yıl 17 yıl nedir Allah aşkına, sizde vicdan Allah korkusu yok mu? Kademe şart demiş, kademe adil olandır demiş. Şimdi burada yorumlar elbette ki geliyor, herkes kendi fikrini beyan ediyor. Sizce nasıl sonuçlanacak bu durum? Biz gördüğümüz desteklerden biraz bahsedelim. Evet. Bir de üyelerimize biraz seslenelim. Hı hı. Şimdi bizim üyelerimiz Bursa'da yaklaşık Bursa temsilciliğine bağlı 1500'e yakın, 1500'ün üstünde üyemiz var. Türkiye genelinde de 15 bine yaklaştık.
Bazı arkadaşlarımız derneğimize üye olmaktan korkuyor. Bana ne? İşte ya Serdan sen koşturuyorsun gibi sözler oluyor. Ya arkadaşlar buradan seslenmek istiyorum. Çekinmesinler, korkmasınlar. Biz bir parti değiliz. Bize destek olsunlar. Bizler de çalışanız. Bize sadece kolluk kuvvetleri hariç herkes üye olabiliyor derneğimize. Hı hı. Bizim derneğimizde hemşire de var. Sağlık çalışanı da var. Öğretmen de var. Hepsi var bizim derneğimizde. Ve gönüllü çalışan arkadaşlar bunlar. Ve biz derneğimize insanları, arkadaşları çekebilmek adına Bursa'da belli başlı sağlık kuruluşlarıyla anlaşmalar yaptık. Örneğin göz muayenesi, gözlük alırken %30, %40 indirim, özel hastanelerde %30, %40 indirim gibi, BKM kitaptan kitap indirimi, bunun gibi anlaşmalar yaptık. Bazı yerlerde bir bayan elbisesi, bayan ayakkabısı, erkek ayakkabısı gibi yaklaşık 30'a yakın firmayla anlaşma yaptık. Amacımız burada vatandaşlarımızı, mağdur olan arkadaşlarımızı biraz olsun derneğimizde çekmek, biraz olsun içimiz birlikte görüşüp görüşlerini çünkü biz bir yere kadar görüşebiliyoruz, bir yerden sonra bilgi alışverişi de yapmamız gerekiyor. O yüzden onları da böyle kampanyalar yaparak onları da aramızda görmek istiyoruz. Bir de biz Bursa'dan yerel seçim öncesi de size gelmiştik. Biz demiştik ki işte bu adaletsizliği çözmek sizin meseleniz ama sandıkta hesap sormak da bizim meselemiz. Gerçekten öyle oldu. Biz emekler olarak Bursa'da birçok partiden destek görüyoruz ve Türkiye'de de aynı şekilde böyle. Ben Bursa'da mesela 27 Ekim'de Bursa mitingimiz, İstanbul Kartal mitingimiz var. Buradan Bursa CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'a ve yönetimdeki arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, onların sayesinde ve arkadaşlarımızın ismini vermek istemeyen bazı arkadaşlarımızın bağışlarıyla yaklaşık bir 10 otobüs doldurduk. Allah nasip ederse pazar sabahı saat 10'da terminal ve Merinos durağından kalkacağız. Mitingimizi yapıp geleceğiz. Eğer ki mitinge gelmek isteyen varsa bizlere www.emadler.org adresinden, burada bütün illerin WhatsApp grup numaraları var. Buradan bizim Bursa WhatsApp grubumuza ulaşıp il başkanımız, yöneticilerimize ulaşarak bizlere isimlerini yazdırabilirler. Tamamen ücretsiz. Otobüslerimiz hazır. Yerimiz de var. İstiyorlarsa bir otobüs daha çıkartırız. Sağ olsun belediye başkanlarımız yanımızda. Bunun yanı sıra sadece CHP değil, Demokrat Parti'den Cemal Engiyurt, Suat Kılıç, Saadet Partisi'nden yine stand çalışmalarımıza gelen Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, İyi Parti'den Selçuk Türkoğlu. Bunların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri mecliste de tanıtıyorlar, anlatıyorlar. Her zaman da yanımızdalar. O yüzden hepsinden Allah razı olsun. Şimdi bildiğim kadarıyla Türkiye'nin dört bir yanından zaten İstanbul halkın, evet, olacak. O miting sadece Bursa'dan gidenlerle oluşmayacak elbette ki. Bütün şehirlerdeki şeye bak, yani istatistikleri mutlaka biliyorsunuzdur. İlgi ne anlamda ve inanç ne durumda? Ya çok yüksek. Yani şu anda Bursa zaten... Siz inanıyor musunuz buna? Tabii ki de inanıyoruz. İnsanın bir dava peşinde inanmak zaten başarmanın yarısıdır. Biz inanıyoruz ve 2 yıldır bu davanın peşindeyiz. Elbette ve, ki ben sadece sormadım. Evet, alacağız yani, bunu sonuçlandıracağız Allah'ın izniyle. Yani çünkü sizin gibi kadar, özür dilerim sözünüz kesiyorum ama sizin inandığınız kadar hiç inanmayanlar da var. Hiç inanmayanlar da, evet, var. O yüzden soruyorum. Evet, çünkü o kadar... siz bunun peşindesiniz, çalışmaları yapıyorsunuz. Hı-hı. Ve de neden inanıyorsunuz? Bir de onu söylemenizi isteyeceğim. Yani sizdeki inanç nereden geliyor? Bizdeki inanç öncelikle Genel Başkanımız Mihriban Uğurlu'nun attığı adımlarla, görüştüğü, hı-hı, kişilerle. Mesela her hafta mecliste Mihriban Hanım. Her hafta birileriyle görüşüyor, birileriyle bir istişare yapıyor, teklif sunuluyor. İşte tam da buydu sormak istediğim. Evet. Yani olumlu cevaplar, olumlu, evet, ılımlı bir hava geliyor. Tabii ki de geliyor. Ha, dediğim gibi Mihriban Hanım, biz bir parti değiliz. Biz bir derneğiz ve her partiyle görüşüyor Mihriban Hanım. Ankara'ya gittiği zaman mecliste bütün partilerin kapılarını çalıyor ve bütün partilerden iyi dönüşler alıyor. Bunların bazılarını bizimle paylaşıyor, bazılarını paylaşmıyor. Tabii ilk zamanlarda böyle pek bir umutlandırmak istemediği için, ama iyi dönüşler aldığı zaman bizim de mücadelemize bir o kadar daha sarılabilmemiz için bazılarını da paylaşıyor. Ondan gelen söylemler doğrultusunda tabii ki de biz daha fazla sarılıyoruz ve daha fazla inanıyoruz.
Birçok ilde, 81 ilde dediğiniz gibi İstanbul'a gideceğiz ve hı hı. 81 ilin yaklaşık 9 tanesinde şu anda temsilciliğimiz resmi olarak var. Diğerlerinde de inşallah zamanla açacağız. Mesela 15 gün önce Edirne temsilciliğini açtık. İnanarak savaşıyoruz ve alacağız yani sonunda inşallah. Dilerim isteğiniz, yani istediğiniz gibi sonuçlansın. Bunu çok canı gönülden söylüyorum. Sonuç itibariyle burada Emader'i konuşuyoruz. Evet. Şu an emekliliği konuşuyoruz ama hangi stüdyoda olduğunuzu da biliyorsunuz. Herkes biliyor. Burası Balkan Masası programı ve haliyle burada normalde Balkanlar konuşuluyor. Balkanlardan konular yer alıyor, gündeme getiriliyor. Ben de bu mimaride bir şey söyleyeyim size. Canı gönülden dilerim ve isterim ki gerçekten güzel sonuçlandırın. Çünkü ben o mağduriyetin ne olduğunu farklı bir anlamda ama sizin gibi yaşadım. Çünkü Türkiye'ye 96 yılında geldiğimden dolayı orada 8 yıl 3 ay gibi bir süreçti tam. Şimdi hatırlamıyorum, yanlış olmasın. Yani öyle hiçe sayıldı mecburiyetten. Burada Türkiye'nin bir şeyi yok. Hani benim Türkiye'yle değil derdim. Hani oradan gelişim, buradan öyle oldu. Yeniden hayata başlamış bulundum. Ve 2 yıl önce ben emekli oldum. Normal şartlarda emekli oldum. Tabii gazetecilik kanununda bizim 5 yıl emekli olma gibi bir durum var ama benim ondan 2 yıl gibi faydalanabildiğim. En nihayetinde 38 sene çalışma sonrası ben emekli olabildim. Yani bunu anlatmaya çalıştım. 38 yıl siz bir düşünün, bir fil, bir insan çalışıyor. Ve çıkışım yapıldı, tekrar girişim yapıldı tabii emekli gazeteci olarak. Tekrar hala da çalışmaya devam ediyoruz. Ve neden bunu anlattım? Çünkü 94 yılına kadar borçlanarak ödeyip Bulgaristan'daki yıllarını o kısmı kapatıp emekli olanlar oldu. Tamam biz sizin gibi bir günle değil ama ben 2 yıl o 94'ten sonra artık hak verilmediği gibi 96 ki son göçtü. Bize de verilmesi gerekirdi yani sonuçta o göçün yelpazesindeydik biz. 96 yılına kadar verilmediği için ben o 2 senemi borçlanarak kapatamadığım için bir 10 sene daha, 8 sene daha geçemek olmuş. Aslında aynı durumdayız Sevinç. O yüzden anlattım. Belki ekran evet. Başındakiler şimdi ne anlatıyor derler ama evet. Aslında tam da sizin yine evet. Anlatıyorum. Farklı bir boyutta ve biz de çok mücadele aynen ettik. Öyle. Biz başaramadık o 2 seneyi 96'ya evet. Kadar olanı. Çünkü ülkeler arası elbette ki belki bir şeyler olmamıştır ama o mağduriyeti İnanın ki çok iyi anlıyorum sizi. Evet ya aynı. Benim çevremdekileri böyle maaşını alırken ben böyle koşturuyordum. 99 yasası da zaten meclise sunulması 99 ama kabulü 2002. Yani sizin dediğiniz gibi o 2 sene diyorsunuz ya, o 2 sene bizde de aslında çok önemli. Kabul edilmesi 2002 ama gündeme gelmesi, kabul bu şu anda yürürlüğe girmesi yine 99 öncesini kapsadı. Yine bir 2 yıl dediğiniz gibi orada bir kayıp ve var. Ve bunu anlattım çünkü bunu sadece ben yaşamadım elbette ki. Benim gibi maalesef ki yüzlerce, binlerce kişi aynı mağduriyeti yaşadı. Evet. Yani 96'ya kadar sırf sadece o şey sayılmadığından dolayı işte geçmişteki yıllarımızı burada yani gösteremediğimiz için kanuna bu şekilde oldu. Normal şekilde şükür. Hani, Allah sağlık versin. Sevinç Hanım. Amin. Az önce diyordunuz ya neden inanıyorsunuz bu kadar? Şimdi geçen bir televizyon programında da... Yok Orçun Bey elbette ki zaten inanmazsanız evet. Ben aslında bunu neden soruyorum biliyor musunuz? Ben hep şunu söylerim. İnanmak zaten başarmaktır. Evet. İnanmadan bu yola sadece böylesine bir think yapayım, şey yapayım, ses getireyim diye çıkarsanız zaten o iş olur. Zaten biraz da biz Ankara'daki milletvekillerimizden de EYT'nin yanlış çıkarıldığını kulis bilgileri aldığımız için şimdi mantık olarak düşündüğünüzde bir öğrenci 25 yaşında okuldan mezun olduğu zaman ne diyor? 7000 prim diyor. Yani hı hı. Bu arkadaş 25 yaşında mezun oldu, 20 yıl çalıştı, yaşı 45 olur. 45 yaşında 7000 gününü dolduruyor. 7000 günden sonra yaş bekle diyorsun. Ya böyle bir saçmalık olamaz. Bu 15 yıl ne yapacak?
çalışması olmaz. O yüzden ya bu Ankara'daki kulislerde de alınan bilgi EYT yanlış çıkarıldı. Nasıl düzeltebiliriz? Yani şu an Sosyal Sigortalar Kurumu'nun kademeli emekliliğe yumuşak bir geçiş yapması öngörülüyor. Evet. Ve bunu biz yaklaşık 2 yıldır koşturuyoruz ama artık ufak ufak da sonuna geldik diye düşünüyoruz. Önümüzdeki 2025 yılında inşallah kademeli emeklilik meclise gelir. Çünkü DEM Parti olsun, CHP olsun, yeniden Refah Partisi olsun hepsi önerge verdiler. Geçmedi daha önce. İnşallah önümüzdeki yıl verilen önergeden geçer. Bu aradaki 17-20 yıl fark ortadan kalkar diye umut ediyoruz. İnşallah. Emekli maaşları hakkında ne düşünüyorsunuz Orçun Bey? Emekli maaşları şu an tabii az. Şimdi açlık sınırının 19.271, yoksulluk sınırının 62.772 lira olduğu bir yerde asgari ücretin en az 30-35 bin olması gerekiyor ülkemiz. Eskiden ben hep onu böyle duyuyordum. Yani şimdi evet. Kendim emekli olmadığım için Türkiye şartlarında bir zamanlar emekliler askeri ücretlilerden daha fazla maaş alıyorlarmış hatta. Evet. Ve ben de bunun aslında savunucularındanım. Keşke tekrar öyle olsa. Ben emekli oldum diye değil ama bakın yanlış anlaşılmasın. Çünkü insanlar emekli olduktan sonra artık rahat etmeliler. Daha önce de programda da aynı şeyleri konuştuk biliyorsunuz hani evet. Söyledik. Zaten hayatımız mecburen yaşamak zorundasın. Güzel yaşamak istiyorsun, tatile gitmek istiyorsun, güzel giyinmek istiyorsun. Ya hakkındır. Güzel yaşamak herkesin hakkıdır. Ama emekli olduktan sonra artık el ayak tutmamaya başlayınca da yeteri kadar bir evet. paranın, cebinde paran varsa yaşlılığında güzel geçer diye evet. düşünüyorum. Söylemek istediğiniz başka şeyler varsa, çünkü artık sona doğru geliyoruz. Ben son olarak şöyle ekleyeyim. Siyasi partilerde hep bugüne kadar genel seçimler öncesi şeyler olmuş. Emekliler ya da emekli olacaklar üzerine kurulmuş. Artık bunun son bulmasını bu genel seçim öncesi biz de kademeli emekliliğin yumuşak bir geçiş olarak artık 4. mitingimizi yapıyoruz. Bizler emekli olarak kış ayında gittik İstanbul'a, soğukta gittik. Yediğimiz soğuğu, ayazı unuturuz ama bize yapılanı asla unutmayız. Yani genel seçim öncesi bir an önce kademeli emekliliğin yetkililerimizden ve meclisimizden geçmesi umuduyla tüm Bursa halkını 27 Ekim Pazar günü İstanbul Kartal'daki mitingimize davet ediyoruz. Aynı zamanda Bursa'daki ofisimize davet ediyoruz. Üye yapalım, üye sayımızı arttıralım. Çünkü biz Ankara'da görüşmeler yaptığımızda direkt bize ne kadar üyeniz var diye soruyorlar. Üye sayımızın Bursa için 2000, Bursa şehir bir sanayi şehri en az 5000, 6000 olması lazım. Genelde de bir 50 bin lira bulmamız gerekiyor. Allah'ın izniyle arkadaşlarımızı bekliyoruz. Standlarımıza, ofisimize. Miraç Bey yazdı az önce. Evet. Miraç Gezer, ben depremde çalıştım. Sigortamı yatırmadılar. Evet. 7 ayla kaçırdım. Kademeli emeklilik şart demiş. Evet. Maalesef ki çok koşullarda yani şartlarda çalışıyoruz ve insanın gerçekten de gücüne gidiyor, zoruna gidiyor. Çok normal. Kademeli emeklilik hakkımızı istiyoruz. Çok fazla yazan var. Burada kalıyor onlar. Kimisini kaçırıyorum kusura bakmayın. Kartal'da olacağız. Kademeli gelecek, kademe gelecek, üzler gülecek yine. Sonra işte Ali 43 yaşında emekli, Veli 63 yaşında demişler. Evet. Haksızlık demişler. Abi hak, kardeş. Adalet yerini çok fazla yorum evet. var. Sağ olun sevgili izleyenler. Şimdi ben elimden geldiğince bunları okumaya çalışıyorum ama ara sıra da ekrandan kayıyor. Çünkü şimdi canlı yayın olduğu için şöyle de bir durum söz konusu. Yorumlar canlı yayında o anda geçiyor evet. ve daha sonra geri dönemiyorsunuz. Hani o anda yakaladım. Şimdi onları okumaya kalktığımda da sizi bölmek zorunda kalıyorum. Evet. O yüzden kusura bakmayın. Yayından sonra zaten yayında kalacak. Gerek Facebook'tan gerek YouTube'dan izleyeceksiniz. Emeklilik çok hassas bir konu. Çok hak edilmiş bir konu. Yani herkesin Allah sağlıklı uzun ömürler versin inşallah baştan herkese. Ve inşallah herkes sağlıklı bir şekilde emekli olsun. Ama güzel paralar da alalım.
İnşallah ki çoluğumuza, çocuğumuza, torunlarımıza giderken çekinmeden o markete girip bir şeyleri alabilelim. Çünkü Orçun'un küçük bir çocuğun vardı evet. biliyorum. Ve çok iyi biliyorsunuz ki siz de Saniye Hanım muhtemelen bir tane gofret bile artık 11 lira, 15 lira. Bir evet. tane yumurta dedikleri zaman. Onlar da maşallah 29-30 liradan evet. başlıyor tanesi. Çikolatalı yumurtalar da var. Gerçi diğeri de şey yapıyor. Yani bunlar... Ben şimdi ana diyeyim ya artık herkese söylüyorum bunu. Çok önemli bir konu bu. Torunların yanına insan böyle mümkün oldukça ne kadar çok alabilirse o kadar çok götürmek istiyor. İnşallah bütün bunlara sahip olmak için başta emekli olabilmek, sonra da iyi daha maaşlar iyi. Alabilmek. Ben davanıza inandığım için sizi üçüncü kez burada misafir etmeyi çok uygun da gördüm. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık geldiniz. İnşallah 27'sinde çok güzel bir miting geçireceksiniz. Sesleriniz zaten duyuluyordur. Zaten görüşmeler yapılıyor dediniz. Evet. Onlar da evet. mutlaka bu konuda. Çünkü gerçekten bir güne, bir yıla gibi çok büyük uçurumlar var aralarda. Uçurumları da kapatılacaktır evet. diye ben de inanıyorum. İnşallah. Çünkü inandığım için de zaten buradayım. Hangi konuya inançla başladıysam hep başarılı çıktım çok şükür. Çünkü evet. inanmak... Başarmanın yarısı da değil. Tamamıdır. Tamamıdır. Tam bunu bilir, bunu söyler. İnşallah biz de başaracağız. Yani bu inançta 2 yıldan beri bu inançta üyelerimizle, yönetim kurulumuzla çalışıyoruz. Mihriban Başkanımız zaten başımızda en inançlı, böyle bizi önde götüren başkanımız. Buna da buradan selamlar olsun. İnşallah 27 Ekim'de 30 binin üzerinde bir katılım bekliyoruz. Sizlere tekrar ben derneğim adına teşekkür ederim. Yani Bursa Haber ve Bursa Haber gazetesi olarak bizleri sürekli ekranlara ve gazetenize aldınız. Bursa'nın yerel basında da bizden söz ettirmeye başladınız sizin sayenizde. Çok teşekkür ederiz derneğim adına. Estağfurullah, biz işimizi yapıyoruz. Azize Hanım'ı azda şimdi Azize Dağlar lütuf değil hakkımız olanı istiyoruz evet. diyor. Evet. Hak adalet yerini bulacak inşallah. Selçuk Şimşek kademeli emeklilik hakkımız, Katip Duman adalet herkese lazım, Tufan Bey o kademe gelecek, Müslüm Bey kademeli emeklilik hakkımız. İlk önce bizim mağduriyetimiz bir gün 17 yıl, bir gün 20 yıl olmaz demiş Hatip Bey, Miraç Bey. Ben depremde çalıştım, bunu okumuştuk zaten. Kademe gelecek yüzler, Sevinç Hanım teşekkür ederiz desteğiniz için demiş Ömer Bey, sağ olun, var olun. Yayında emeği geçen herkese teşekkürler demiş. Selçuk Bey de ülkemizin huzuru için kademeli şart. Evet, bu birazcık da huzursuzluk da veriyor değil mi? Şimdi Saniye Hanım az önce evet. de söyledi ya, yanımda kaç yaşındayken emekli evet. olmuş, ben niye diye. Haliyle insanız. Tüm mitinglere gidiyorum, satış pazarlama işi yapıyorum, tüm desteğimi veriyorum. Dava bizim davamış demiş Sedat Bey, Sedat Demir. Bizler borçlu değil, alacaklıyız. Alacaklıyız demiş Selçuk Bey. Ülkemizin refahı için kademeli şart. İş barışı bozuldu iş yerlerimizde. Adalet için kademe. Sevinç Hanım teşekkür ederiz. Zemader mücadelesi veren herkese teşekkür ediyorum demiş Ömer Bey. Antep'ten selamlar. 8 bin primle emeklilik olamadan 59-50 emekli oldular. Orçun Başkanıma saygılar. Kademe şart bu şekilde devam evet. ediyor. Ben bunları sabah kadar okurum. Çok mağdur ya. Evet, şu an okuduğumuz şeyler mesela Selçuk Bey Tekirdağ'dan yazıyor. Azize Hanım Kocaeli'den yazıyor. Yani Ordu'dan yazan arkadaştı demin okuduğunuz. Yani 81'i şu anda mücadelenin peşinde koştuğu için Emadder'i duydukları her yerdeler. Şu anda Emadder burada Bursa Haber TV'de olduğu için onların da hepsi şu anda Bursa Haber TV'de. Evet o kadar buradalar ki şimdi... Hem diyorum hem geldikçe de gözüme iyileşiyor. 74-38 yasa ile mevcut düzende var olan kademe kaldırılarak akranlar arasında anayasal eşitlik haklarına aykırı olarak bir yaş uçurumu meydana gelmiştir diyor Erkan Bey. Yayın için teşekkür ederim Sevinç Hanım. Kademeli emeklilik sistem için olmazsa olmaz. Sevgiler, saygılar demiş kim demiş Halit Bey. Ben Halit Bey ile bitireyim. Bizden de sevgiler, saygılar. 27. Emre'cim hangi? Evet. Halit Bey sevgiler saygılar sundu bizlere. Ben de buradan tutunarak yorumlar gerçekten çok fazla yorum var. Onları
Yayından sonra hepiniz zaten okursunuz. Dilerim en kısa zamanda, şuraya 2025'e ne kaldı? Sayılı günler. Sayılı günler kaldı, artık 2 ay kaldı. İnşallah 2025'te her biriniz emekli olursunuz. Benim gibi 38 senede olmazsınız. Bu arada Orçun Bey bana bir tane kupa getirmiş. Onu da göstermek istiyorum. Emader yazıyor kupada. Özel hazırlamışlar. Bu gözüküyor mu? Artık ne kadar gözüküyor? Böyle güzel. Benliğimizin size hediyesi. Evet, çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımıza diyoruz ki hediye. Sen yoksan bir eksiğiz diyoruz. Herkesi derneğimize bekliyoruz. Dava arkadaşımız olmaya davet ediyoruz. Evet, 27 Ekim'de Bulgaristan seçimleri var. Ben de buradan Balkan Masası'ndan tüm hemşehrilerime sesleneyim. Lütfen oylarınızı gerek burada gerek Bulgaristan'da kullanalım. İster 13 ister 8 ama iyi düşünelim. Çünkü hiç bölünmesek iki partiye çok çok daha iyi olurdu elbette ki. Ama geleceğimiz için bizler de 27 Ekim'de sandık başına gidelim. Ben de bu çağrımı yapayım. Evet. Emeklilik için İstanbul'a 27 Ekim'de Bulgaristan seçimleri için bizler de sandık başına. Ben nasip kısmet olursa zaten 27 Ekim'de Sofya'da olacağım. Oradan da inşallah buraya bilgi aktaracağım dedikten sonra evet haftaya tüm bizim sizin miting ve bizim seçimlerden sonra tekrar buradan bir stüdyodan sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde görüşene dek kendinize çok çok dikkat edin. Havalar çok soğudu, hastaneler çok dolu. O yüzden sıkı giyinmeyi de ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Oh,